Merhabalar efendim. Eğitim Editörü programına hoş geldiniz. Ben Süleyman Belediyeoğlu. Her pazar tam saatler 18'i gösterdiğinde biz karşınızda oluyoruz. Ve her zaman söylediğimiz gibi sizler her pazar saatler tam 18'i gösterdiğinde kumandanızın kanal ağasına dokunduğunuz anda biz evlerinize, iş yerlerinize ve gönüllerinize konuk oluyoruz. Burada çok önemli şeyler konuşuyoruz. Ben sınava hazırlanacak olan öğrencilere örnek bir imajla geldik Türkiye altıncısıyla. Bu Türkiye altıncısının hemen sol tarafında Biruni Üniversitesi kurucusu, mütevelli heyeti başkanı ve dünya çapında gurur duyduğumuz bir hekim, bir nöroloji uzmanı Adnan Yüksel hocamız burada. Adnan hocam öncelikle hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum, iyi yayınlar diliyorum. Çok çok teşekkür ederim. Evet, Alparslan Özdemir hoş geldin. Hoş bulduk. Sevgili öğrencimiz, şeref verdiniz öncelikle Adnan hocam. Adnan hocam, Biruni Üniversitesi ben eğitim camiasının içerisinden biri olarak çok şaşkınlık verici şekilde yükseliyor ve herkese sürprizler yapıyorsunuz. Görüşmeyeli neler yaptınız? Şimdi tabii işimizi yapıyoruz öncelikle. Değil mi? Öncelikle konuşmamın başında haftaya pazar sınava girecek öğrencilerimize, kardeşlerimize başarılar diliyorum. Tabii Biruni büyük bir isim. Ona layık olmak için çalışıyoruz. Tabii Biruni'nin bir şansı benim daha önce bir üniversite daha kurmuş olmam. Dolayısıyla iki üniversite kuran şu andaki tek kişi olaraktan tabii iyi şeyler yapmamız bekleniyor. Ülkemizin gelişmesi açısından, 2023 vizyonu açısından boynumuzun borcu olan şeyler var. Biz de bunu eğitim ve sağlık alanında yapmak istiyoruz. Çünkü biliyoruz ki gelecek 10 yıl sağlığın ve teknolojinin yılı olacak. Şu anda sağlıkta istihdam %4 iken önümüzdeki 15 yıl içinde bu yaklaşık 8'e çıkacak. Dolayısıyla biz işimizi ne kadar iyi yaparsak o kadar iyi olur. Tabii Biruni Üniversitesi bir sağlık üniversitesi. Türkiye'de hemen hemen 44 bölüm var. 44 bölümü de içine alan bir üniversite. Bu anlamda da Türkiye'nin en kapsamlı sağlık üniversitesi. Tabii sağlık bir başka branş gibi değil. Sağlık tabii iyi olmak zorundasınız, mükemmel olmak zorundasınız, en iyi yapmak zorundasınız. Dolayısıyla bu bizim boynumuzun borcu olarak işe başladık. Ama işe şöyle başladık. Yunus Emre diyor ki işi aşkla yaparsanız dünyayı taşırsınız. Aşksız yaparsanız ölü ceset taşırsınız diyor. Dolayısıyla son yıllarda ülkemizde tabii devlet üniversitelerin birazcık empatisinin kaybolması veya iyi hocalarını kaybetmesiyle vakıf üniversiteleri biraz daha ön plana çıkmak üzere. Çünkü Amerika'yı tekrar keşfetmiyoruz. Amerika'da da en iyi üniversiteler vakıf üniversiteleri. Tabii devlette çok bir farkı yok ama biz tabii idare özel olduğu için en iyi hocaları alabiliyorsunuz. İstemediğiniz hocayla yolunuzun bağlantısınızı kesebiliyorsunuz. Devlette olmayan bir şey. Ve en iyilerini en iyi fiyata almaya çalışıyorsunuz veya alabiliyorsunuz. Öyle bir şey. Tabii biz işe nasıl başladık? Önce iyi olalım diye başladık. Önce bir niyet ettik. Başarının sırrı biliyorsunuz önce niyet. Önce ben bu işi iyi yapacağım demek. Sonra yeteneklerinizin olması gerekiyor. Çünkü insanlar bakıyor bu nereden gelmiş, bu söylemlerin altında da kalmamak lazım. Üçüncüsü de tabii en önemlisi çok çalışmak. Yani işin sırrı aslında çalışmak. Şimdi ben bir bakıyorum. Biz de tabii geçmişimiz iyi çalıştık, iyi bir yerlere geldik. Çok çalışmayla oluyor. Biruni diyor ki ben yılda iki defa istirahat ettim, bayram günleri. Onun dışında gece yarılarına kadar çalıştım. Allah da çalışana veriyor tabii. Çok büyük bir science. Tabii Biruni demek her şeyi bitiriyor. Gelmiş geçmiş 10 tane evrensel deha. Dolayısıyla onun verdiği bir isim artı bizim ekibin böyle bir çalışmasıyla bir noktalara geldik. İyi de geldik. Tabii siz de onu fark ediyorsunuz. İşte bizim kardeşimizle başlayan bir sürecimiz Türkiye altıncısı. Kolay değil. İlk kurduğum üniversitede de yaklaşık üçüncü yılda ilk yüzden dört öğrenci almıştım. Şimdi o sayılar yok tabii ama şimdi burada da kurduğumuzda ilk yılda hemen Türkiye altıncısıyla başladık. Bu gurur verici bir şey. Çok önemli, evet. Ama bunun tabii altyapısı önemli.
bir şey yapmak için mutfağını iyi döşemek lazım. Yani iyi ekmek, iyi undan olduğu gibi, iyi elbise, iyi kumaştan olduğu gibi. Öyle boşuna olmuyor bu işler. Tabii Türkiye eğitimine 3 tane zımba gibi derler ya, yöntem koyduk. Tabii bu yöntemlerle de bir dikkat çekmeye başladık. Nereden çıktı demeden biz tabii gemiyi yürütmeye başladık. İnşallah daha da iyi olacağız. Çok rakibimiz yok gibi benim açımdan en azından. Çünkü bu işin sırrı çok çalışmak. Çalışma olarak çok rakip tanımıyoruz. Altyapı olarak da öyle. Çünkü MD, PhD olunca iyi hocaları seçmeyi daha iyi biliyorsunuz. Türkiye'nin en iyi hocalarını transfer ediyoruz. Ettik, etmeye de devam ediyoruz. Tabii yeni kurulduğumuz için en son teknoloji bizde. Sağ olsun YÖK üyeleri de hep bize gönderiyorlar. Şimdi tıp fakültesi açmak için 3-4 tane üniversite girişimde bulunuyor. Önce gidin Biruni'nin laboratuvarlarını gezin diyorlar. Bu gurur verici bir şey. Müthiş bir şey, kesinlikle. Gelince de hayran kalıyorlar. Şimdi özel üniversiteler, vakıf üniversitelerinin içinde en iyi laboratuvar, 7000 metrekare laboratuvar alanımız var. Bu dile kolay bir şey. Ama işte biz mutfağından geliyoruz. Hacettepe'den başlayıp Şerefpaşa'da devam eden, yurt dışında devam eden bir süreçte tabii çok tecrübemiz oldu. Ama en önemlisi, bir sıfırdan böyle bir üniversite kurup ikinciyi kurmak çok daha tabii tecrübeleri paylaşmak. Ama ben hemen vaktinizi de çok almayayım ama 3 tane şey Türkiye'ye koyduk. Bu hakikaten çok tuttu. Çünkü fakültesini tercih eden öğrencilerin çoğunun annesi babası akademisyen, işi bilenler. Niye? Çünkü Türkiye'de ben de Hacettepe'de bir sene hazırlık okudum. Benim arkadaşlarım 6 yılda mezun oldu. Ben 7 yılda mezun oldum İngilizce öğrenmek için. Biz 950 saatlik eğitimi artık hiçbir üniversitede yok, birinci sınıfa koyduk. Bu çok önemliydi. Ama birinci sınıfın bir takım derslerini ikiye koyduk. Biraz süreyi uzattık. Herkes işte 16 hafta eğitim yaparken biz 19 haftaya çektik. Cumartesi ders yapan tek okuluz. Desek yanlış değil tabii. Yani. Dolayısıyla bu neyi kazandırıyor? İyi eğitim tabii. Yani eğitim olmadan hiçbir şey olmaz. Üniversite yan gelip yatma yeri değil. Bunun altını bir çizmek lazım. Anladım hocam. Tabii Türkiye'nin kaliteye ihtiyacı var. Türkiye'nin yeni bir şeylere ihtiyacı var. Türkiye'nin yeni bir şey icat edip bütün dünyaya satmasına ihtiyaç var. Türkiye'nin insanlarını iyi eğitmesine ihtiyaç var. İkincisi, hemen özetliyorum. Çocukların tabii herkesin bir öğrenme stili var. Herkes yeni bir şeyler öğrenirken görsel, işitsel, kinestetik, dokunsal, duygusal davranabiliyor. Ben iyi bir görselim mesela. Burada bir saat içinde ne değilse fark edebiliyorum. O yeteneğim var ama ben işitsel değilim. Bana bir isim sorun, bir saat sonra unutuyorum. Dolayısıyla genç yaşta keşke Hacettepe'de bana yapsaydı diyorum. Biz çocukları gelince 7 tane testten geçiriyoruz. Öğrenme yöntemlerini ölçüyoruz ve cumartesi onları eğitiyoruz. O yetenekler de gelişsin diye. Sen böyle çalış, böyle tabii böyle çalış ki daha az vakit harca, daha çok öğren diye. Ama Türkiye'ye kazandırdığımız bir kozmopolit veya kombine bir sistem, Biruni eğitim sistemi. Biz notlarımızı öğrencilere bir hafta önce gönderiyoruz. Onlara bakıyorlar. Ders kitapları gönderiyoruz. Kitapların isimlerini veriyoruz. O notlara çocuklar evde çalışıyor. İlk şoku evde yiyorlar. Sonra derse gidiyorlar. Çünkü bunlar yeğen esli biliyorsunuz. Alttan tweet atıyor. Benim Cerrah Paşa öğrencilerim mesaj atıyor falan. Dersi böyle kuzu gibi dinlerken dinlemiyorlar aslında. Halbuki eğitim interaktif yapılmalı. Onun için hep kombine sistem dedik. Onun için probleme dayalı eğitim olsun diyoruz ama uygulayamıyoruz. Harvard bile uygulayamıyor. Gittiğimde öyle demişlerdi. Hocam 5'e böldük, hoca yetmedi. 10'a çıktık, o zaman da iyi eğitemedik diyorlardı. Dolayısıyla biz notlarımızı gönderiyoruz ama ondan not alıyorlar. %15 ders notu alıyorlar. Vizesine %15 sayılıyor. Dolayısıyla çocuk evde çalışmak zorunda. Restoranda da veya şeyde de aralarda da AB muhabbeti yok. Çünkü program devamlı, herkese AB değişik. Anlamıyorum hocam, o eve verdiğiniz not bence anlaşılmadı. Dersi yani, anlattığımız notu. Notu veriyorsunuz sonra tabii. Nasıl bir saat önce kapatıyoruz sistemi. Sistemi kapatıyorsunuz. Muhakkak o sorulara cevap vermek zorunda. İki tane soru soruyor. Bu bilgisayar üzerinden. Tabii, şimdi anlaşıldı. Bilgisayar program üzerinden. Atladık onu. İki tane soruya cevap vermek zorunda. Onu okumak zorunda dersime girmeden önce. Siz onu öyle anlıyorsunuz. Bu şunu kazandırdı. Bir ilk şoku, çünkü öğrenmenin şeyi tekrar biliyorsunuz. Ne kadar tekrarsa o kadar iyi öğreniyorsunuz. Herkesin yeteneği ayrı. Tabii. Kimi 2 tekrarda bitirir, kimi 15 tekrarda bitirir. Ama tekrar önemli. İlk şoku evde atmak dersten önce. O zaman ne yapıyor? Dersi interaktif hale getiriyor.
Yani çocuk öyle öğrenme sınava, yapıyorsunuz tabii, değil mi? Sınava hazırlanırken durmadan çalışıyor ya, o süreyi biz azaltıyoruz. Çünkü dersi derste öğretiyoruz. Harika, tam bu öyle. Şunu sağladı bir de. Hocalar, ben Cerrahpaşa'da şahsıma söylüyorum, 3 sene 4 sene önceki notlarımı anlatıyordum. Bana hiç kimse de diyemez ki 10 senelik notları anlatmıyorum diye. Yöneticiydim, biliyorum çünkü. Dolayısıyla benim hocam son bilgileri anlatmak zorunda. Çünkü öğretim üyesi çocuğuna anlatıyor. Ya gelin şu notlarınıza bir bakayım bakalım, senin hocan ne anlatmış dediğinde 10 senelik notu gördüğü zaman senin hocan ne biçimmiş diyebilir. Ama biz de diyemez, son günceli anlatmak zorunda. Dolayısıyla hem hocayı yeniliyoruz hem de öğrenciye veriyoruz. Hemen bir şey örneği. Adam Nobel almış, 21 kişiler hep üstün zekalı okulundan gelmiş. Sonra araştırmışlar, ya bizler alamadık, hepimiz Harvard'da profesörüz veya John Hopkins'te, sen aldın diye. Bir araştırmışlar ki, 5 sene sürmüş bu araştırma. Herkes işte çocuğun notlarına çalıştın mı, hocanın derslerine iyi baktın mı, hocayla tartıştın mı, düzenli çalıştın mı? Nobel ödüllü diyor ki, benim babam koçum, hocana iyi sordun mu diye beni hep yetiştirdi diyor. Hayatta aslında başarının sırrı ince bir çizgi. Onun için şu pazar günü sınava girecek öğrencilerimiz rahat olsun. Herkesin kendine göre bir yeteneği var. Önce yeteneğini keşfedecek. Yetenek olmadan ne kadar isterseniz olun, isteğin olmaz. Yeteneklerini muhakkak bilecekler. Üstüne ne yapacaklar? Çok çalışacaklar. Bu iş benim olacak diyecekler. O zaman başarı gelmemesi için bir neden yok. Evet, şimdi Adnan Hocam, o çok dikkatimi çekti benim. Aslında şu söylediğiniz şey, sizin ön öğrenmeye yönelik projenin Türkiye'de bütün okullara uygulanması durumunda, ben inanıyorum ki bu kadar kurs, bu kadar öğrencinin dersten sonra yeniden bir ders arayışı ortadan kalkar. Ama yani bunu sıfırdan yapmak lazım. Bunu sıfırdan yapmak lazım. Ama bu müthiş bir şey yalnız. Ama yani bunu kurulmuş bir üniversitede yapamazsınız. Hele devlette hiç yapamazsınız, karşı çıkar hocam. Değil mi? Sıfırdan yapar. Ben der, dersen önce notumu paylaşmam der. Ama ben paylaşacaksın diye biliyorum. Ama doğrusu bu zaten. Ama hazırlanmam der yani, evet, diyebilir. Dolayısıyla bunu sıfırdan kurmak lazım. Hamdolsun biz orada başarılıyız. Şimdi Adnan Hocam, Instagram'dan da sorular yağıyor. Ben tabii. Bu arada evet, Bonus Hoca, Instagram Bonus Hoca'dan sorularınızı gönderin. Alparslan'ı burada gördüler. Bir sürekli Alparslan adı akıyor orada. Şimdi Alparslan, orada sen ne yaptın son hafta diye soru yoğun. Ben hani öyle özetleyeyim. Örneğin Mr. Korkmaz diyor, YGS'de bir hafta kaldı ama benim deneme netlerim düştü diyor falan filan. Rıza, Alparslan Bey'e sorar mısınız size? Bu arada Bey demiş, arkadaşınız da çocuklar. 9. sınıf öğrencisiyim, günde kaç saat çalışmalıyım diye, sen kaç saat çalıştın gibi sorular soruyor. Şimdi önce de ben şeyi sorayım. Birun Üniversitesi niye yani? Ben onu sorayım. Neden başka üniversite değil? İşte ben sonuçlara geldiğimde zaten hep aklımda olan şey Üzeri Üniversitesi. Sen kaçıncı oldun Türkiye'de? Yani YGS'de en iyi derecem 6.'ydı. LYS'de işte tıp fakültesi düşündüğüm için oradaki derecem 19.'luktu. Oo. Sen Türkiye 19.'sun LYS'de. Tıp puanında, tıpa yerleştirecek puanında. MF3 puan turunda. Evet. Yani çok mu mütevazi ya Adnan Hocam? Ya bu siz valla böyle çocuklar... Rektörü de mütevazi ama. Ya ama kesinlikle ama. Bak şimdi, ya işte tıp puanı sadece orada birinci oldu diye. Bu çocuklar çok güzel insanlar ya. Peki... Kayseri birincisin söyle. Kayseri birincisin. Ve neden bir UNI? Ben bu çok dikkatimi çekti şimdi. İşte ben özel üniversiteye yerleşmek istiyordum. Tüm internetten falan filan görüştüm, ettim diğer özel üniversitelerle. Çünkü özel üniversiteye yerleşince farklı olunacağını biliyordum. Şimdi ben mesela bugün Adnan Hocam'la İstanbul'dan gelirken de geleceğim adına neler yapabileceğimizi tartıştık. Yani diğer üniversitede de ben direktörün, dekanın veya bir hocanın hocayla bunları tartışabilmek benim aklımda yoktu. Yani bir özel üniversite tercih edersem böyle olacağı kanaatindeydim. Sonra da işte özel üniversiteleri gezdik, ettik. Adnan Hocam'la konuştuktan sonra da yani... Sen bir Rumuni'yi tercih etmeden önce gözünde gördün. Evet. Gezdin. Evet. Adnan Hoca'yla, hocalarla konuştun. Orada en çok ne çekti dikkatini? Bir Rumuni Üniversitesi. Seni çağıran şey nerede? Ya benim için kampüstür, atıyorum sınıfta amfinin güzelliği de şu bu, onlar çok önemli değildi de işte Adnan Hocam'la konuşunca gelecek adına bunları yapabiliriz. Seni sadece işte tıp alanında, öbür vizyon. Alanlarda... Adnan Hocam, vizyon, akıllı vizyon çocuklar. Önemli ama tabii yapı da önemli. Şimdi tabii. Bir modern bir laboratuvarla, modern bir şeyle karşısına çıkmasak olmaz. Ama benim dekanım da 16 yıl Baylor'da kalmış. Dereceli bir arkadaşımız. Oradan da tabii büyük bir hoca desteğimiz var. Biz bu işi böyle bir farklı yapalım istedik ama onu da herhalde anlatabilmişiz Türkiye 6.sına ki bizi tercih etti diye düşünüyorum. Yani tabii orada...
Şimdi laboratuvarlar, kampüs olanakları bunlar toplam aslında kararı da etkilidir de senin öne çıkan anladım. Evet. Kadro ve vizyonu öne çıkarmışsın sen. Ben bir şeyi daha net daha sorayım. Ondan sonra Adnan Hocam'a da soracağım sorular var. İsim vermeden bir üniversite olarak ifade edeyim. Vakıf üniversitelerinin içerisinde çok tercih edilen öğrencilerin içerisinde şöyle ilk 2-3 sırada üniversiteler var mesela. Biruni çok hızlı geldi arkaya yapıştı bunların arkasına. Neden o ilk sıradaki üniversitenin tıbbını tercih etmedi? Çünkü benim yeğenim sayabileceğim bir arkadaşımın çocuğu da o üniversiteye, o zaman bir üniversitesi yoktu Adnan Hocam. O evet. Saydı kesin. Sizdeydi o da şimdi. Neden o değil? Yani etrafındaki herkes de işte o iyi üniversiteyi tercih etmemiz sebebi de ben... İyi derken eski. Ya taban puan olarak mesela işte sıralamadık önüne gelin onları söylüyorum. Onlar da bu o üniversiteyi tercih etmemi bana söylediler de ben farklı olmak istedim. Yani kendi yolumu çizebilmek için daha çok değer görebileceğim bir yer. Bu kararında seni pişman eden bir şey oldu mu? Yok şu ana kadar. Olmadı değil mi? Zaten Adnan Hoca'ya uçak gözüyle. Biz Adnan Hoca'yla bir yıl uğraşıyoruz, görüşemiyoruz. O kadar yoğun ki. Şimdi tabii şöyle, bu bir riskti. Yani Alparslan o riske katlandı. O bir riskti, ben açıklıkla söyleyeyim. Öz eleştirimizi de yapalım. Biz tabii çok yeni bir üniversiteyiz. Daha yeni açmışız. Bir şeyler söylüyoruz ama yaptıklarımız da var. Yetmeyebilirdi. Bize mesela en büyük eleştiri dediler ki hastanesi yok. Okunduğumuz yıl değil mi? Kurdu geçen sene. Geçen ama sene. Biz şimdi Türkiye'nin en modern hastanesine sahibiz. Niye? En son teknolojiyi kurduk. En iyi hocaları aldık. Ve güler yüzlü bir farklılık için, referans merkezi için İstanbul Florya'da hastanemiz var. Üniversite hastanemiz. Yani bunlar olmayınca boynunuz bükük kalıyor tabii. Yurdumuz yoktu mesela, bu sene yurdumuz var. Bunlar hep bir etken. Yani siz çok güzel konuşabilirsiniz, çok da vizyon çizebilirsiniz. Hakikaten algılatabilirsiniz ama yetmeyebilir. Yetmez. Risk. Benim de arkadaşlarım mesela, hocam biz sana inanıyoruz ama hadi hastane olmayabilir. Ne yapacak bu çocuklar? Ne yapacak bu çocuklar? Veya işte yurdunuz yok. Şimdi bunları da tamamladık. Bu sene tabii altıncısı değil, daha inşallah Alparslan'ın derecelerine egal etmek için çalışıyoruz. Evet İsmail, ver soruları, ver oradan ben çevir. Aldı Rıza, hocam Alparslan Bey'e sorarım. O soruyu okuduk. Ha devam et. Evet, netlerimi nasıl düşürtebilirim? Evet, daha çok mesleki seçimlerle ilgili soralım. Ben bu arada sevgili öğrenciler, Adnan hocamız bir nörolog, ben uykuyla ilgili bütün hafta boyunca seminerlerimde bu program duyuruldu. Adnan hocam, gittiğimiz bütün seminerlerde uykuyla ilgili, sınavdan önce uyku düzeniyle ilgili açıklama isteyeceğiz Adnan hocamdan dedim. Hocam ona da hazır olun. Şimdi tabii ben çocuk nöroloğuyum, o konuda da çalışmalarım var. Şimdi şöyle sevgili öğrencilerimiz, yani uyku olmazsa olmaz. Başarının öyle olacak. Ben son bir hafta 5 saat uyuyacağım, 4 saat uyuyacağım falan, böyle bir dünya yok. Uykunun son saatlerinde DNA rejenere oluyor. Yenileniyor. Bu yeni Nobel'de ortaya çıkan bir şey. Yeni bilgi. Kaç saat? Dolayısıyla herkesinki değişik. Alışkanlıkları değiştirmeyeceğiz. Bakın bu çok önemli. Bazıları 6 saat uyur, bazıları 7 uyur, bazı 7,5 olmadan performansı sağlayamayız. Bazıları da tak diye 5'te kalkar, tamamen dinlenmiş olur. Bunu değiştirmeyeceğiz lütfen sevgili öğrencilerimize. Onun bir altını çizelim. Son bir haftada hatta biraz daha böyle light olacağız. Soru çözdük zaten, bir yılın birikimi, bir yılın değil bu aslında, 12 yılın birikimi. Dolayısıyla bir haftada olacak bir şey değil. Bir haftada lütfen bol bol sohbetlerini yapsınlar, streslerini atsınlar, bol bol fıkra, hikaye, şunlar bunlar olsun, televizyonlarından da eksik kalmasınlar, tweetlerini de arkadaşına atsınlar. Ama lütfen alışkanlıklarını bozmasınlar. Öyle ben bu bir hafta, bir ay önce olurdu, iki ay önce de olurdu ama ben 6 saat uyuyorsam, 6 saati 5,5'a kesinlikle düşürmeyeceğiz. Çünkü DNA'nın yenilenmesi demek, nöronlar demek. 120 milyar hücremiz var biliyorsunuz. 100 milyar hücrenin her biri 30 bin 40 bin sinaps yapıyor. Sinaps ne? DNA'daki aktivitelerle bunlar yapılıyor. Dolayısıyla DNA'yı ne yapmamız lazım? Benzinini, gazını almamız lazım. Temizlememiz lazım. Her şeye vurabiliriz. Buraya yeni bir program oluşacak. Şunlar kalkacak, temizlenecek. Onun için lütfen uyku şart.
Sevgili öğrenciler, Adnan hocamız... Beslenmeyi de değiştirmeyeceğiz. Tabii tıp dilinden elinden geldiği kadar kurtulmak istedi ama tam olarak şunu söylediğini düşünüyorum. Yani siz çok güzel uyursanız beyin performansınız artar. Aynen çok öyle. Çok bu. Yo, onlar cin gibi her şeyi anlıyorlar. Anladın o kadar değil. Kesinlikle. Hani biz böyle televizyoncu demleksiyle. Cin gibiler çünkü hocam. Adnan hocam, son olarak ondan sonra ben Biruni ile ilgili sormak istediğim sorular var. Çok merak ettiğimiz konular çünkü. Ortalama olarak bir 17-18 yaşındaki, 16-17 yaşındaki bir çocuk sınav performansı gösteriyor. Evet. Yoğun bir zihinsel enerji evet. sarf ediyor, bedensel evet. ve zihinsel. Bu moddaki bir çocuğun ortalama verebilir misiniz? Bir rakam vermek mümkün mü? Mesela 7 saat ya da 6 saat uyumalı gibi. Şimdi şöyle, beyin tabii glikozla çalışıyor. Son bir ay önce demem ama son bir haftada artık birazcık sabah ballarını eksik etmesinler. Mutlaka. Ne kadar? Çikolata. Hocam? Çok ne kadar? 3 kaşık, 4 kaşık yani. Bitti. Bunlar çok gerçek. Tabii 3-4 kaşık. Ben biliyorum. Sıkıntı yok balda. Reçel yemesinler ama. Doğal yesinler. Onun dışında tabii beslenmeyi mümkün mertebe değiştirmesinler. Ama ben biraz diyorum ki son bir haftada biraz daha gevşesinler. Gevşesinler. Çünkü şöyle, stres DNA'nın yenilenmesini önlüyor. Stres olmaması mümkün değil. Belki Alparslan şimdi son bir haftasını nasıl değerlendirdi, canlı örneğe var, onu anlatır ama ben nörolog gözüyle diyorum ki sistemi lütfen bozmayın. Hatta biraz daha gevşetin, rahat kendinizi hissedin. İnanın çünkü 20. 30. sorudan sonra artık kafanız rahat olacak ki tıkır tıkır yapmaya. Bitti, o stresle, o sıkıntıyla inanın. Şimdi konuşmacılara bakın. Adam mükemmel konuşmacı ama birden strese giriyor, el ayağı dokun. Beyin de öyle çalışıyor. Değil mi? Onun için lütfen beslenmeleri tam, uykuları tam, biraz daha gevşek. Ay vallahi yaşayın Adnan. Çalışan çalışmış, bu işin biraz da kader boyutunda unutmamaları lazım. Onun da altını çizmemiz lazım. Bazı şeyler bizim inisiyatifimiz dışında. Biz cüz'i iradeyle ne yapıyoruz? Elimizden geleni yapıyoruz. Elinden geleni çok çalıştırıp motoru patlatmak olmaz. Dolayısıyla bu bizim için çok önemli bir şey. Mevlana'nın çok güzel sözleri var. Dolayısıyla biz ne yapacağız? Her şeyi kıvamında yapacağız. Evet çocuklar, Adnan hocama çok teşekkür ediyorum. Çünkü son haftalarda gevşeyin biraz. Sıklıkla öneriyorduk. Bir nöroloji profesöründen bunu duymak, bilimsel anlamda duymak muhteşem oldu bizim için. İsmail, birkaç soru okuyayım. Aktarın, ondan sonra reklama geçelim. Ben dönüşte Alparslan'ın son hafta ne yaptığını şey yapıp Biruni Üniversitesi'nin ayrıntılarına gireceğiz. Adnan hocam, zaman su gibi de akıyor. Enes Güneş, 1-2 saat sonra ders sevesim kaçıyor. Nasıl ders çalışmalıyım? Bölerek çalış, dinlenerek çalış. Ömer Yaşar Soytürk, çok çalıştım ama yine de kazanamama korkum var. Bu çok çalıştığındandır. Çünkü kıymetli bir iş yapmışsın. Kıskanıyorsun kazanamam diye. Furkan Karaduman, artık test çözmeyi bıraktım. Ya bu tabii ki canım, sınav yaklaştı. Birazcık konu tara ama bir tane iki tane deneme sınavına gir. Devam et İsmail. Evet, son olsun be Enes Karaca. Son iki denemede 5-10 netim düştü. Çünkü gerçek sınava odaklandığın içindir. Evet, sorular yağıyor Instagram bonus hocadan. Teşekkür ederiz. Biz zaman zaman dönüp okuyacağız böyle. Reklama mı gidiyoruz arkadaşlar? Evet, kısa bir ara. Buradayız efendim. Faks önemli konu. Acil bir evrak istendi mesela. Ne yapacağım? Faks yiyeceğim. Fidif, bu neyle geldi? Faks lan. Bu devirde faks mı kaldı abi ya? Faks mı kaldı ya? Kardeşim, senin dairede, noterde işin olmuyor mu? Faks değil mi o? Teklif geçmiyor musun? Demiyorum. Ne diyorum? Al sana faks diyorum. Faks diyorum. Ama geçenlerde yine böyle iş güç koşturuyorum. Çok acayip bir şey gördüm. Sordum. Bütün olayı bu telefonun içine yüklemişler dedi. Araştırdım. Hakikaten doğru. Ben de faksı bıraktım. Türkcell akıllı faksa geçtim. İstediğim her yerden faks şeker alır oldum. İşte olması gereken bu. Türkcell'den 4.5G farkıyla işletmelere büyük yenilik. Akıllı faks. Faks yazın 22-20'ye gönderin. İstediğiniz yerden faks çekin alın. Hem de faks numaranızı değiştirmeden. Moda Life Mobilya'dan Country düğün paketi. Yatak odası, yemek odası, koltuk takımı 3 takım 8.070 lira. Üstelik hızlı teslimat garantisiyle. Moda Life. Termikel'den kışa veda kampanyası.
Ankaz resetler 990 TL'den başlayan fiyatlarla Termikel Store'larda. Ağoğlu Maslak 1453'te ilk ofis bloğu satışta. Ev fiyatına ofis mi olur dedirten fiyat ve avantajlarla. 0.99 kredi faizi %10 peşinatla ofisinizi 2016'da teslim alın. Üstelik %18 KDV Ağoğlu'da. Ağoğlu yaparsa olur. 444-6777. Ağoğlu Maslak 1453. Emlak konut güvencesiyle. Çekin uşaklar, çekin. Avrupa'nın yemeği de yumurtayla patates. Gezelim tozalım bu akşam Kanal A'da. Evet efendim, Eğitim Editörü programındasınız. Ben Süleyman Belediyoğlu. Konuğumuz Biruni Üniversitesi. Yıldızı hızla parlamış. Parlıyor da demiyorum ama parlamış artık bir üniversite. Konuğumuz kurucusu Profesör Doktor Adnan Yüksel ve hemen yanında Türkiye 6.'sı olmuş YGS'de, LYS'de Türkiye 19.'sı olmuş MEF 3 puan türünde. Ama o gitmiş Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesini seçmiş. Biz neden seçtiğini söylediğimizde bize çok şey anlattı. Vizyonları, kadrosu, hastanesi, her şeyi anlattı. Şimdi Alparslan, çok kısa. Son bir hafta sen bu Türkiye'nin ilk 20'sine girerken ne yaptın? İşte son hafta zaten bu özellikle 4 yıl veya 12 yıllık bir çalışmanın sonucu olduğu için son hafta hocamızın da dediği gibi. Biraz gevşek, relax moda geçmeleri lazım. İşte o hafta... Sen öyle yaptın mı? Evet, tabii ki. Yani hatta daha bir hafta öncesinden de biraz bırakarak. Çünkü kendime de biraz da güveniyordum. O son bir hafta işte sizin de dediğiniz gibi bir iki denemeye katılabilir. Ha, sınavdan önceki hafta sonu hiç gerek yok bence ders çalışmaya. Biraz daha kafayı rahatlatıcı, kitap okuma falan filan. Yani cuma cumartesi derse gerek yok. Evet, gerek yok. Biraz insanı rahatlatıcı şeyler. Kendini sen çalışmadın. Yok, ben çalışmadım. Ben son haftaya yakın çalışmadım. Yani. Diyor ya, içimden de gelmiyor diye. Gelmedikleri iyi, rahat olsunlar lütfen. Yani arkadaşımız örneği, ben nörolog olarak söylüyorum. Bu iş son bir haftada olan bir şey yok. Lütfen rahat hissetsinler. Evet, orada kopuyor sonuçta. Son hafta sonunda biraz dinlendirme amaçlı beyni zihni yapmaları lazım. Uyku hocamız da dediği gibi düzen oturtturmalı ama yani ben ekleyebileceğim olarak sınavdan önceki gece heyecan oluyor. Yani bu bende de oldu, herkeste de olacak. Az mı uyudun? Ve tabii ki yani. Etkiledi mi? Yok. Hiçbir şekilde. Neden? Önceki günler düzenli uyuduğun için mi? Adnan hocam. Tabii etkiler. Ha. Ondan dolayı veya işte zaten son gece yani 7 saat normalde uyuyoruz mesela diyelim. Onun yerine 4 saat, 3 saat uyuduk. Yani bu sınav odaklandığımız sürece şey yapmaz. Ben şunu almaya çalıştım. Şimdi genel olarak şöyle bir şey vardı ya, siz sınav akşamından önce çok düzenli uyursanız, sınav akşamı çok az uyusanız bile performansınızdaki düşüşü motivasyonla halledebilirsiniz. Sen önceki günler düzenli uyuyor muydun? Evet. Ya çünkü o gün tam stresini hissedemiyoruz. Tabii veya daha o günlerde yorulduğum için o günler güzel uyumuştum da son gün tabii uyunmuyor, edilmiyor ama sıkıntı olmuyor çünkü sınavda motivasyon. Sınava nasıl başladın peki, hangi testten? Benim kendi her denemede uyguladım. Türkçe, matematik, fen, sosyal. Hah, bu bir defa çok önemli. Bak Adnan hocam, değiştirmeyin bir şeyi diyordunuz evet. Ya. Her sınavda uyguladın, orada da evet. Uyguladın değil mi? Çünkü bunun da doğru olduğunu düşünüyordum. Çünkü her puan türü için Türkçe, matematik en değerli, en önemli ders. O iki dersinden en iyi neti çıkarmak önemli. Sınav anında da kimse ekstra heyecan yapmasına gerek yok. Normal heyecan kaygı düzeyi başarıya götürür. Ekstra heyecana gerek yok. Bunları söyleyebilirim. Ben de gelecek haftaki tüm
arkadaşlarıma, kardeşlerime başarılar diliyorum. Evet, teşekkür ederiz Alparslan. Hemen Çankırı'ya gideceğiz, Ilgaz'a. Biz Ilgaz'a gitmiştik. Ilgaz genelinde yüzlerce öğrenciye seminer yaptık. Onların arasından bir çocuk kendini belli etti. Ve ben inanıyorum ki burada Alparslan'ın yerinde oturacak olan bir çocuk. İnanılmaz bir vizyonu var 8. sınıfta. Ve Taha'ydı bu çocuk. Acayip sorular soruyordu bana. Şimdi Taha Ertürk, merhaba. Taha. Merhaba. Taha, nasılsın, iyi misin? İyiyim. Peki biraz heyecan var herhalde Taha'cığım. Evet, birazcık heyecanım var. Heyecanımı yenmeye çalışıyorum. Evet, tamam. Taha'cığım, şimdi burada Biruni Üniversitesi kurucusu Adnan Yüksel hocamız da burada. Profesör doktor, İstanbul'dan bir üniversite bu. Sen tıp fakültesi istiyor musun peki gelecekte? Böyle bir hayalin var mı? Evet. Tıp fakültesi istiyorsun. Bunu bir hedef olarak da koydun mu kendine peki Taha? Evet, bunu bir hedef olarak koydum. Ders çalışıyorum bunun için. Peki hekimlik mesleğiyle ilgili Adnan Hoca'ya bir soru sor bakalım. Soracağın soru var mı? Onu alalım, hemen vedalaşalım Taha'cığım. Hekimlik mesleğiyle ilgili ne sormak istersin Adnan Hoca'ya? Yani Adnan Hoca beyin profesörü, öyle de yani nöroloji hocası. Ben öyle bir ünvana nasıl ulaşabildiğini sormak isterdim. Yani o kadar başarıya ulaşmak için bayağı bir sıkı ders çalışıyordur. Onun nasıl ders çalıştığını sormak istiyordum. İşte bu çocuk bu. Adnan Hocam sizi soruyor. Adnan Hoca Amerika'da Cell diye bir dergide kapak olmuş. Aslında kendisi çok mütevazi bir insan ama bunu söylüyor Taha'cığım. Adnan Hoca dünya çapında bir hoca. Sen Adnan Hoca gibi nasıl olabilirim diye. Adnan Hocam, genç kuşağı ne önerirsiniz? Şimdi şöyle, tabii başarının sırrı demin de söylediğim gibi, bir kere kendi yeteneğini, hedefini koymuş bir kere. En önemli işi yapmış. Hedefsizlik, kararsızlık en kötü bir şey. Hedefim benim artık tıp, iyisiyle kötüsüyle. Ama bunu tercih ederken tabii muhakkak kendi yeteneklerini ölçmüştür. Burada yetenek önemli. İnternetten bulabilir, arkadaşına sorabilir, ailesine sorabilir, kendi bilebilir. Mesela somut düşünce, soyut düşüncesi olmayan iyi bir mimar olamaz. Matematiği veya biraz belleğe iyi olmayan iyi bir doktor olamaz. Ama bellek yeterli değil iyi doktor için. Çünkü bizde ben nöroloğum, işte 10 tane belirtimiz var ama bizim 20 bin tane hastalığımız var. O 10 tane belirtiden 20 bin hastalığı sonuca gidebiliyoruz. Olay ne? Sentez. Sentezi en iyi geliştiren ne? Matematik. Dolayısıyla daha kendi sonuca gidebiliyoruz. Olay ne? Sentez. Sentezi en iyi geliştiren ne? Matematik. Dolayısıyla daha kendi yeteneklerini de ölçmüş tabii. Üçüncüsü de geriye kalıyor, çalışması. Değil mi? Ama kaygı ve hırs. Bunu hep kıvamında tutması lazım. Kaygı da gerekiyor. Tabii, değil mi? Tabii kaygı olmadan başarı olmaz. Duydun değil mi Taha? Eskiler haf ve reca derlerdi. Ha, bu önemli. Yani sevinç ve üzüntü. İnsan zaten normal psikolojisi böyle parabol çiziyor. Arkadaşlar böyle bugün şeyim diye korkmasınlar. Bugün biraz öforik olur, yarın biraz depresif olur. Böyle gider. Önemli olan böyle büyük paraboller çizmesi. Yani depresyon ve öforik gibi çizmemeli. Ve standart çizmek de tehlike. Bir insan devamlı aynı mutluysa o insan hasta demektir. Anlatabildim mi? Dolayısıyla sınav öncesi tabii ki kaygılanacak. Sınav öncesi kaygılanacak. Aa, ben buna başarılı olacağım. Niye? Çünkü çok çalışıyorum. Çünkü yeteneklerim var diyecek. Tabii ne meslek olursa olsun, beni sordu. Bir kere sevecek. Sevecek değil mi? Neyi sevecek? İnsanı sevecek. Hekim en önemli özelliğimiz insan, iletişim. Evet. Bilgi birikiminiz çok olabilir, el yetenekleriniz çok uyabilir, çok iyi çalışabilirsiniz, her şeyi çok kısa sürede öğrenebilirsiniz ama iletişim olmadan iyi hekimlik olmaz. Ben rahatlıkla söylüyorum, Türkiye'de 10 senede en çok hasta bakmış hekimim. Rakamlarla öyle. Niye? İletişim, herkese kendi evladım gibi baktım. Hiç de reklamım olmadı. Ama siz özel yaşantınızda da böylesiniz anlamıyorum. İşte ama yani evet. Yaptığınız işi Yunus Emre örneğe verdim ya, severek yapmak lazım. Amaç insanlara, tabii bir sizi kodlamışlar. Bunun muhakkak günün birinde soracaklar bu kodda siz ne yaptınız diye. Önemli olan o son sınavda başarı elde edebilmek. O sınava gelirken ben çok televizyon seyrettim, çok da konuştum, çok da insanların hakkını aldım demek değil. Ben kendi işimi yaptım. Bana verilen görev çalışmaktı.
Onu başardım. Bakın Amerika, ben o kadar bu örneği hep veriyorum. Yani Amerika'nın üniversitelerin katkısı ekonomiye %40 Amerika'da. Türkiye'de %3. Sayın Bakan'a da sormuştum. 3-4. Yani işler acısı bakın. Büyük bir olay. Ama bakın çok, hocam ya. %40 yani, nereye? %3-4. Dolayısıyla öğretim üyelerimiz çalışmıyor. Ben bunu rahatlıkla söylüyorum. Bunun sebebi dekanımı olur. Bakın dekanımı biz Peter Agri ile çalışıyoruz. Nobel ödüllü 2003. 2013 Nobel ödüllüye gönderdim. Japonya'ya. Profesör Yamanaka. Hocam diyor 100 kişiyle akşam 9'a kadar çalışıyor diyor. Bu örnek çok işler acısı. Ben burada ne Hacettepe'lisini ne Cerrahpaşa'lı, isim vermeyeyim ben oralı olduğum için söylüyorum. Ne Cerrahpaşa'lısını ne en iyi dediğiniz üniversite. Saat 5'ten sonra öğretim üyesi yok piyasada. Böyle bir dünya yok. Öbür tarafta da 100 kişiyle 9'a kadar. Türkiye iyi ki bugünlere gelmiş. Biz bir şey üretmiyoruz. Bak işler acısı. Yeni modern bir hastane kurdum. Hocama diyorum ki bunu almamız lazım. O paslanır hocam, onu istemem. Hocam şunu almamız lazım. Hocam o iki günde şey olur diyor. MR uyumlu ventilatör şu kadar. Cebimde de var resmi. 16 bin dolar ya, işler acısı. İngiliz malı. Ya arkadaşlar yani biz artık öğretim üyesi dememiz için bizim hakikaten çok çalışmamız lazım. Ama tabii ekonomisini de yapalım. Ben üniversitesi kurulda da söyledim. YÖK başkanına da söyledim. Türkiye'de ben hekimleri iyi biliyorum. %95'i ders anlatsın, hasta baksın ama %3'ünü, 5'ini alalım. Bu insanları küstürmeyelim. 50 mi 100 mü verelim ama bunlara artık bu işi verelim. Bilim üretsinler. Bizim çoğu yayınımız taklit. Hangi hoca gelirse gelsin benim karşıma. Ben iyi biliyorum çünkü. İntihal... İntihal değil. İntihal değil, taklit. Şöyle yani sen. Amerika'daki yayını okuyoruz. Onları okuyoruz. Kafamızda bir şey oluşuyor. Tartışmalar, onları yazıyoruz, ekliyoruz. Halbuki bizim yeni bir şey üretmemiz lazım. Anladım hocam. Bak, Biruni diyor ki %99 vaktimi think tank yaptım diyor. Dünyanın çevresini, çekim kuvvetini, yüksekliği, enlemleri, boylamları bulmuş. Bak think tank gelirken ona da dedim. Yarım saatini lütfen bundan sonra think tank ayır. Bir konuda yavaş yavaş mesafe. Öyle yeni bir şey bulunmuyor. Bak Aziz Sancar 30 sene çalıştı, hocayı ben tanıyorum. Ama ısrarla çalıştı. Başarının sırrı ne biliyor musunuz? İsrar etmek. Edison gibi. 1000 kere bile hata yapacaksınız, 1001'i gelir. Yeter ki siz çalışın. Türkiye'de biz çalışmıyoruz. Böyle bir öğretim üyeliği yok. Ben üniversite kurdum. Adamlar 3'te 2'de gidiyordu. Böyle bir dünya yok. Çalışacak kardeşim. Çalışmayana ekmek yok. Türkiye'nin yeni bir şey oluşturması lazım. Yeni bir şey bulmamız lazım. İhraç etmemiz lazım ki 2023'e göğsümüzü gere gere biz yeni bir şey yaptık diyelim. Biz hep taklit yapıyoruz. Bakın gelecek 10 yıl gere gere biz yeni bir şey yaptık diyelim. Biz hep taklit yapıyoruz. Bakın gelecek 10 yıl teknolojide, gelecek 10 yıl sağlıkta. Biz Türkiye'de inşallah Biruni Genom Merkezi'nde biz şimdi 23 bin geni hepsini inceleyebiliyoruz. Daha düne kadar Güney Kore'ye ve Amerika'ya gönderiyorduk 10 bin dolar. Biz şimdi 5 bin liraya bakıyoruz. Türkiye'de de tek. Bütün hastalıkları bilinen 6300 tane şeyi teşhis edebiliyoruz. Bu Biruni'den başka hiçbir şeyi yok mu? Hemen hemen yeni yeni işte bir kısmına bakmaya başladılar. Ama bir şey yapalım diyorum. Yani orada sabahlara kadar çalışalım. Ha bir kısmı çalışmayabilir, bir kısmı gidebilir ama birkaç tanesine sahip çıkalım. Bu çocukları pırlanta gibi yetiştirelim. Şimdi bu çocuk sizin söylediğiniz üniversitelere gitseydi ne olacaktı? Ya asistan fırçalıyor ya. Böyle bir dünya var mı? Asistan okul birincisini fırçalıyor veya ediyor. E bizle ne yapıyor? Dekanıma diyorum ki haftada bir muhakkak ondan beraber olacaksın. Ona vizyon katacaksın. Ona nasıl çalışması gerektiğini, nereye ehemmiyet vermesi gerektiğini, nasıl dünyada bir marka olması için bu iş böyle birikim oluyor hocam. Biruni daha 12 yaşında bir sene anneyi babayı görmeden kütüphanede kalmış birisi. Aziz Sancar dediğiniz insan 18. Fuat Sezgin diye bir adam var biliyorsunuz. Çok meşhur bilim tarihçisi. Almanya'ya gittim diyor. Hocası demiş ki kaç saat çalışıyorsun? 12 saat. Burada olmaz senden demiş. Hiçbir şey olamazsın demiş. Ne yapmam lazım? 18 saat çalışırsan ben seni alırım demiş. Bizim hiç işi bilmeyen kalkıp siyaset konuşuyor veya ne bileyim şunu eleştiriyor. Bunu böyle bir dünya yok. Herkes konusunda iyi olacak. Arkadaşlarımız da. 2 yıllık meslek okulunda dahi okusa dahi ki de öyle. Yani elma ile armudu sevgili hocam bizim karıştırıyoruz. Her şey doktor olmak değil ki.
Orada bir tane biyomedikal teknikerliği olursun, herkesten iyi olursun, saygı duydurursun ama konuna iyi öğreneceksin. Konunu bileceksin, herkesten ben daha iyi biliyorum diyeceksin. Biz mesela ilk kurduğum üniversitede 3. yılda 168 üniversitede birinci olduk. Kişi başına düşen yayında. Niye? Herkese zorunlu kıldık. Şimdi ayrıldık. Aa hocam keşke olsaydınız. Yayın kriteri kalktı. Birden düştü. Niye? Çünkü bu iş biraz da sorumluluk istiyor. Birazcık ısrar istiyor. Birazcık program istiyor. Her şey hayatta program, biliyor musunuz? Şimdi iki tane şey ağaç kesmeye gidiyorlar ormana. Biri programsız, erken geliyor. Çok çalışıyor hakikaten. Gece vakitlerine kadar. Biri de tam zamanında geliyor. Ara ara bilelemek için oturuyor. Yarım saat istirahat ediyor. Sonra bir hafta sonra bir bakıyorlar ki iki numaralı adam daha çok ağaç kesmiş. Ya nasıl olur, ben daha çok çalıştım diyor. Adam diyor ki sen çok çalıştın ama sen programsız çalıştın diyor. Halbuki ben diyor ara ara diyor bileledim diyor. Seninkinden daha keskin oldu diyor. Ben düşündüm diyor. Şöyle bir çevreye baktım diyor. Ben nerede nasıl yapabilirim diyor. Sen kara düzen çalıştın diyor. Onun için lütfen programlı olsunlar. Az çalışsınlar ama ısrar etsinler. Aa benim bugün arkadaşım geldi. Bugün misafirim geldi. Bugün hastalandım. Böyle bir dünya yok. Programlayacak kendilerini. Az olacak. İbadetin de şeyi öyle değil mi? Azı ve daimi olması makbul. Dolayısıyla bu da bir çalışma sistemi. Az olacak, yapabiliyorsan çok yap. Ama düzenli olacak. Evet Adnan Hocam, gerçekten çok çok teşekkür ederiz. Çalışmayı gerçekten çok öne çıkardınız ama çok da güzel rakamlar verdiniz. Üniversitelerin ekonomiye katkısı %43-4 civarında dediniz. Bunlar önemliydi. Adnan Hocam, siz bu arada Biruni ile ilgili, yurtlarla ilgili sorular var. Arzu ederseniz Melek Leblebici, iyi akşamlar. Biruni Üniversitesi'ni tercih edenler, Biruni'nin kendi yurtlarında mı kalmaya başlayacak? Evet, bu sene kendi yurdumuz var. Orada geçen bir soru sene yoktu. Yoktu. Ama Anadolu'dan gelen öğrenciler için bu sene yurdumuz var. Evet. Adnan Hocam, hastaneniz sizin bu yıl oldu. Kaç yataklı, nasıl bir hastane? Şimdi bizim hastanemiz 150 yataklı, nezih bir semtte, Florya'da. Yaklaşık 20 tane erişkin, 20 tane çocuk, bebek yoğun bakımımız var. 6 ameliyathanemiz var. Hemen hemen tüm branşlarımız var. Tabii son teknolojiyi kullandık. Tabii bizim rakiplerimiz var, arkadaşlarımız var daha doğrusu. Yani Türkiye'de öne çıkmış çok hastane var. Biz onlardan her şeyimize iyi demiyoruz. Ama bizim son teknolojiyi kullandık diyoruz. Belki onlar geçen seneki teknolojiyi kullanmıştı. Çünkü tıp teknolojisi o kadar ilerliyor ki, diyor ki 3 saatlik değil, ben artık 5 saat dayanan alet istiyorum diyor. Yani ben diyor artık diyor şu fonksiyonları da yapan diyor. Öyle de akıllı ki Batı, fonksiyonları yavaş yavaş koyuyor. Sana satıyor, bir sene sonra yeni aleti satıyor. Öyle de akıllı ki Batı, fonksiyonları yavaş yavaş koyuyor. Sana satıyor, bir sene sonra yeni aleti satıyor. Halbuki bir alet, Amerika'ya ben kaldım. Ya şunu 20 sene adam kullanıyor ya. Tamir ediyor, ediyor şunu. Şunu hiç değiştirmiyor ya. Bizde bir sene sonra aa bunun modası geçti diyor. Böyle bir dünya yok sevgili hocam. Amerika Amerika olmuşsa bazı iyi şeylerini almamız lazım bizim. Dolayısıyla teknolojiyi böyle kıdım kıdım veriyor. Ya hocaya diyorum ki ya hocam bunu alalım Türk malı. Bu diyor paslanır diyor. İki ameliyattan sonra diyor bu çalışmaz hocam, bundan tutamayız diyor. Hasta masada kalır diyor. Hasta masada kalır deyince ben hekimim. Ne diyor? Orada duruyorsun. Diyor ki ya şu Türk lambasını alalım diyor. Yok diyor 150 bin çarpı 150 bin olacak diyor. Diyor ki 500 kilo kaldıracak bu şey diyor. Dedim ki iddia ettim. Benim rektör yardımcım daha önceki üniversitemde de rektör yardımcısıydı. Ortopedist, dünyaca ünlü. Dedi ki 1500 kiloluk şey alacağım, masa alacağım. Masa da 20 bin eurolar civarında. Ya olmaz hocam, ben ameliyat tabii dahiliyeci olduğum için ben çocukluğu anlamam çok ameliyatı ama. Yok dedi, bunu anladım. Ondan sonra obezite cerrahisi geldi. Neyse dedim ki yani senin dediğini alacağız artık. Kurtuluş yok, illa istiyorsun. Obezite cerrahımız geldi. Profesör hoca dedi ki, vallahi hocam dedi ben sizden çalışırım ama 500 kiloluk şey isterim dedi. Taşıyan dedi masa ister. Ha dedim ya, hele vallahi sen böyle soracağını bilsen ben hocaya bu kadar ısrarcı olmazdım dedim. Tabii ama esas işin sırrı hocam. Hocan iyi olacak. Değil mi? Hocan iyi olacak. Hocan iyi olacak. Hemen bir örnek. Tilki ile tavşan ormanda geziyormuş. Tilki demiş ki ben daha akıllıyım.
Ya olur mu demiş tavşan, ben seni geçtim artık, ben çok çalışıyorum akıl için demiş. Ondan sonra tabii Mevlana'nın akıl için söylediği bir laf var, o hatırıma geldi. Mevlana diyor ki bir iş yaptıktan sonra ah of demek değil akıl diyor. Akıl diyor, o olmadan diyor çözebilmek yeteneğidir diyor. İş işten geçtikten sonra tabii. Akıl nerede kaldı? Nerede kaldı? Adnan Hocam, hastanenizi de kurdunuz. Bundan sonra o problemimiz yoktur. Tabii. Üniversite öğrencilerinin orada çok şıkır şıkır bir hastanemiz var. 150 yataklı. Arkadaşlarımız orada staj görecek. İşte rakibe de koz vermemek lazım. Tabii hastanesi yok demek. Boynumuz bükülüyordu. Ama şimdi modern bir hastanemiz var. İnşallah Türkiye'nin yıldızlarını orada yetiştireceğiz. İnşallah. Amacımız, biz Baylor'la afiliyeyiz. Dördüncü sınıfta onlar staja gidecekler. 3 aylık kurslara ilk Alpaslan gidecek tabii. Diğer arkadaşlarımız da. Biz yabancı dili öğretiyoruz tabii. Çocuklar yurt dışından hoca geldiği zaman rahatlıkla İngilizce. Sağlık eğitimi, şunun da altını çizelim. İlk kurduğum üniversitede de %30'u İngilizceydi veya ben Cerrahpaşalıyım, %100 İngilizce ama oradaki öğrenciler diyor ki hocam lütfen Türkçe anlat diyor. İşin sırrını vermek için Amerika'da en az 15 sene kalmak lazım. Başka bir yurt dışı şart yani. 2 yıl falanla ne olmaz. Dolayısıyla iyi ders anlatamazsınız. Ne kadar konuyu bilirseniz bilin. Biz tamamen 1 sene hazırlık okutuyoruz 1. sınıfta. Dili hallettiriyoruz. Sonra bizde şey var, meslek İngilizcesi 6. sınıfa kadar devam ediyor. Ama bizim programımız Türkçe hocam. Türkiye'nin de, ben YÖK üyeleriyle de sağ olsun konuştum, ettim. Türkiye'nin de çıkarı bu. Öyle İngilizce program açtım. Ben İngilizce, şimdi YÖK Başkanı o gün şikayet ediyordu. Yurt dışına gittiğinde demişler ki ya biz size İngilizceye gönderdik. Çocuklara Türkçe ders anlatıyormuş sizin hocalar demiş. O da boynunu bükmüş tabii. Böyle bir dünya yok hocam. Dolayısıyla biz iyi İngilizce vereceğiz. Yurt dışından gelen çocuklara da Türkçe öğreteceğiz. Ha matematik olabilir, fen olabilir, mühendislikler olabilir. Ama hukuk olmaz hocam. Tıp da olmaz. Eczacılık, diş hekimliği de olmaz. Evet. İyi olmaz. Olur ama iyi olmaz. Yani çocuğa İngilizce şeyi akademik bilgiyi aktaramayız mı diyorsunuz? Yani hocam şöyle yani bizde usta çırak ilişkisi var. İşe ruhunu anlatmanız lazım. Öyle slide okumayla, slide'ı kafanıza alıp ders anlatmayla olmaz. Öyle bir semptomlar var ki, o semptomları böyle jestlerinizle, mimiklerinizle, ellerinizle yapacaksınız. Bunu İngilizce olarak anlatamıyoruz. Hiç kimse anlatamıyor. O ayrı bir şey. Onu Türkçe anlatmak lazım. Adamın bir de 30 sene tecrübesi var. O tecrübeyi bizim anlatmamız lazım öğrenciye. Şimdi hadi sen diyorsun ki dilini değiştirdin, o tecrübeyi yeni bir dille anlat diyorsun. Adam da 1-2 sene kalmış benim gibi. 2 seneyle falan olmaz hocam. En az 15 sene kalmış. Evet. Ha benim dekanım 16 sene kalmış, anlatır. Ama dekanım gibi benim yarı öğretimim, yarısı öyle kalmamış. Nasıl olacak? Olmaz. Dil öğretimine ayrıca yüksek verdiğinizi biliyoruz. Tabii. Hocam. Bu arada Serpil diye bir Instagram bonus hocadan gelen soru çok ilgimi çekti. 2 yılda nereden biliyorsun Serpil sen bu rakamları? 4 sek verdiğinizi biliyoruz. Tabii. Hocam. Bu arada Serpil diye bir Instagram bonus hocadan gelen soru çok ilgimi çekti. 2 yılda nereden biliyorsun Serpil sen bu rakamları? 4500 öğrenci aldınız diyor bir üniversitesi olarak. Öyle şimdi mi? Şimdi şöyle biz tabii... Bu yıl kaç öğrenci daha alacaksınız? 7000 hocam. Bizim orta ölçekli bir üniversitemiz var. Biz 2. yılımız, işte 3., 4. yılımız var. Bizde tabii 34 program var. 750 öğrenci alıyoruz lisansa. Bu sene de 750-800 aldık. 1500-1600 civarında lisans öğrencimiz var. Bir o kadardan biraz fazla da bizim 2 yıllıklar var. 2 yıllıklarda tabii hem 1. öğretim hem 2. öğretim. Biz tabii hayatı yaşatmak istiyoruz. Bizim okullar da beraber. Bir bölümü şey, bir bölümü lisans. Yani hayata çıktığı zaman böyle insanlar şaşırmıyor. Çünkü bir hekimin odyoloğa ihtiyacı var. Bir hekimin fizyoterapiye ihtiyacı var. Bir hekimin ergoterapiye ihtiyacı var. Bir hekimin biyomedikal mühendisi. Bunlarla hayatta çalışacaklar. Dolayısıyla biz de hep beraber o öğrencileri en iyi yetiştirmeye çalışıyoruz. İnşallah 7000 civarında orta ölçekli, biz öyle 15.000-20.000 doldur boşalt olmayacak. İnşallah onların en kalitelisini alırsınız ki vizyon o yönde. Bu arada Adnan Hocam herhalde son 7-8 dakikaya girdik. Arkadaşlar kaç dakikamız kaldığında bir ara yazıp alın. Çünkü bir iki soru okuyayım. LYS yolda. Türkiye 6.'sı arkadaşımız günde kaç tane soru çözmüş?
Evet. Yani sorun fazla, ben hiç sorumu saymadım bugüne kadar. Yani bu iş konu halletme veya ders çalışma saati ölçülebilir. Ben... Duydunuz mu? Nitelikli saat değil mi? Yani soru sayısı bilmiyorum. Lise düzeyinde. Boncuk sayar gibi soru sayıyor çocuklar. Gerek yok öyle şeyde. Evet, doğru. Konu halletme. Peki ya, Adnan Hocam, bunun dışında hani zamanımız kısıtlı olduğu için ben önümdeki sorulardan değil de sizin Biruni Üniversitesi ile ilgili söylemek ve özellikle altını çizmek istediğiniz şeyleri bir anlatabilir misiniz? Ya şöyle, yani eğitim artık yavaş yavaş Amerika'yı keşfetmeyeceğiz. Amerika'da artık sağlık şeyler, yani iyi üniversiteler, foundation, vakıf üniversiteleri. Vakıf üniversitelerin avantajları var, dezavantajları var. Tabii maaşını kendi veriyor, şey yapıyor ama tabii öğrenciden katkıda bulundukları için, devletten almayıp öğrenciden aldığı için buradaki şey iyi takip edebiliyoruz biz vakıf üniversitesi olarak. Performansını biz de mesela haftada bir ne yapıyoruz? Anket yapıyoruz. Benim mesela tıp eğitiminden Harvard'lı hoca almışım. Harvard'dan ya dekan 5 dakika derse geç gelmiş, bana kıyameti koparttı. Gelemez dekan diyor hocam. Başka bir bölümün psikoloji anlatacakmış. Bir dekan bölümden 5 dakika geç gelemez diyor. Bakın yani hocam şablonlar iyi çizilmiş. Yani ben o kadar memnunum ki o hocamızdan. Değil mi? Mükemmel biri hakikaten. Hocam bu işi ruhuyla yapmak lazım. Kıvamında yapmak lazım. Zamanında yapmak lazım. Onlar bizim evladımız. Evladımıza göre yapmak lazım. Vakıf Üniversitesi bunu sağlıyor. Eğer hele de patronu biliyorsa, patronu biliyorsa, patronu biliyor derken bunu ayırmam lazım tabii. Yani 5. 6. iş olarak da bir üniversite kuruldu, ona da patronluk yapayım değil de, yani bu işin şeyinden gelen, mutfağından gelen, çünkü eğitim işi böyle sen ben bizim oğlanla veya ne bileyim işte sen yaparsın edersin demeyle olmaz hocam. Eğitim ciddi bir iş. Bunu hep söylüyoruz ama gereğini yapmıyoruz biz. Eğitimi yanlış yapmak ülkenin altına dinamit koymak çok, gibi bir şey. Çok, hep çok, bakın evet. Eğitilmiş toplumlara baktığınız zaman hep ekonomileri iyi. İyi, evet. Ekonomileri kötü savaş ülkelerine baktığınız zaman eğitim sıfır. Dolayısıyla ne olursanız olun iyi eğitim verin. Türkiye'nin buna ihtiyacı var. Yıldızlı gibi bir ülkeyiz. Biz hep beraber olup bu insanlarımızı en iyi bir şekilde eğiteceğiz. Ve onlardan da hizmet bekleyeceğiz ve yenilik yapacağız. Vakıf Üniversitesi bunu sağlıyor. Yani ben şimdi devlet biliyoruz bir profesör 5.000 lira alıyor. Ya bu adamın eve ihtiyacı var, bu adamın çocuğu okuyacak, bu adamın araba alacak, doğru mu? Cidden rakam ya bu mudur? 5.000 6.000 hocam profesörün aldı. Bu adam dışarıda çalışmak zorunda kalıyor. Ne oluyor? Enerjisini öğrencisine... Ben diyorum ki sana 10-15. Ama ben seni çek ederim hocam diyorum. Bunun da ayıbı yok. Güven kontrol emaneti değil hocam. Kardeşin de olsun. Tabii bak güvensen de bir kontrol yapacaksın. Tabii. Bunu kontrol edeceksin. Çok hoş bir cümle o. Bir de evet, evet. Harvard'da benim ilişkilerim iyi. Geçen sene dekan bana dedi ki... Hocam 5 tane profesör bir tarafa, bir tanesi bir tarafa dedi. Hocam... Damardan girmek diye bir laf var ya, tabii sahibi olunca işin şunun altına koyunca elini öyle davranmak lazım. Sevdireceğiz birbirimizi, birbirimizi çok seveceğiz hocam. Sevmek en büyük şey. Sevmek olmadan aç kalırız. Bir gün derviş çorbaya çağırmış sevenlerle sevmeyenleri. Dilinde sevenler ve gönülden sevenler. Kocaman da çorbanın yanına kaşık koymuş, kaşık koymuş. Kaşık böyle olunca ağza gitmiyor dışarıda. Dilinde sevenler ve gönülden sevenler. Kocaman da çorbanın yanına kaşık koymuş, kaşık koymuş. Kaşık böyle olunca ağza gitmiyor, dışarıda kalıyor. Ya bir türlü o dilinde olan sevgisizler aç kalmışlar, her tarafa da dökmüşler. Gönülde sevgisi olanlar, insanı sevenler kaşıktan önce karşısını beslemişler hocam. O da onu beslemiş. Müthiş. O da onu beslemiş. Dolayısıyla bak seversek bu ülke için bir şey yaparız. Sevmezsek hepimiz gideceğiz. Hepimiz de bir gün hesaba çekileceğiz. Kubbede hoş seda bırakmak lazım. Bu işi ruhuyla, bu işi para kazanmak, bu işi böyle uçtan tutmak değil. Bu işi hakikaten gerçekten ben bu işi biliyorum. Ben böyle pırlantalar yetiştireceğim. Bizim söylememiz de önemli değil hocam. Alparslan bize inanmış, yarın bir başkası da inanmış. Bizim inşallah TUS'ta birinci olmamız lazım. Biz bunları bitirdiğimiz zaman herkesten erken bunları TUS'a hazırlayacağız inşallah. Bunlara şimdi Alparslan Almanca da öğreniyor. İkinci dili öğrenecek. Çalışacaklar. Çalışacaklar. Gayret gösterecekler. İnsanlarımıza en büyük hizmet, insana yapılan hizmet çerçevesinde hizmet edeceğiz. Sizi de tebrik ediyorum bu arada. Bakın
gayret gösteriyorsunuz, iyi arkadaşları burada gündeme getiriyorsunuz, bir şeyler yapalım diye dünyanın en iyi işi yapıyorsunuz. Ben sizi tebrik ediyorum. Bizden ziyade tebrik edilecek sizlersiniz. Teşekkür ediyorum. Çok çok sağ olun. Yani amacımız bu ülkeye en iyi yerlere, en iyilere taşıyabilmek, gelecek nesillere bir şey bırakabilmek. Adam 1000 sene önce bakın, dünyanın döndüğünü bulmuş. Evet Adnan Hocam, bu arada son saniyelere girdik. Ben bugün Gaziantep, oradan Urfa'ya geçeceğim. 2 gün Urfa'da öğretmenlere ve müdürlere koçluk eğitimi dedikleri bir eğitim vereceğim. Sonra Ankara'ya döneceğim. Ankara'da etkinliklerimiz var. Sonra Niğde'ye gideceğim. Orada etkinlikler var. Urfa etkinliği Doğu Akdeniz Üniversitesi'nin sosyal sorumluluk projesi olarak yapılırken Ankara, Niğde, Ankara etkinlikleri ki bu 6 tane etkinlik pazar gününe kadar sürecek. Onlar da TED Üniversitesi'nin sosyal sorumluluk projeleri olarak yapılacak. Çok çok teşekkür ederiz Adnan Hocam. Sürenin bittiğini biz teşekkür maalesef ederiz. Söylüyorum. Bizi tanık ettiniz. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Çok keyifliydi. Vallahi böyle ağız açık dinledim. Yine bir sürü yani yoğun bir şekilde farklı bilgileri bize taşıdınız. Alparslan çok teşekkür ederim. Çok faydalı oldunuz. Adnan Hocam arayı açmayın lütfen. Alparslan'la 6 yıl sonra TUS birincisi olarak gelirsek bizim de emeklerimiz boşa çıkmaz. O aralarda yine gelin Adnan Hocam ama 6 yıl sonra kalmasın o. Evet efendim Adnan Hocam ayağınıza sağlık. Sağ olun, teşekkür ederiz. Ben Süleyman Belediyeoğlu, Eğitim Editörü programını izlediniz. Önümüzdeki hafta saatler tam 18'i gösterdiğinde biz yine burada olacağız. Sağlıcakla kalın, Allah'a emanet olun efendim.